İl Umumi Hıfzı Sağ Kurulu Kırşehir Valisi İbrahim Akın Başkanlığı'nda Ramazan ayı sebebiyle yeni kararlar aldı. İl Umumi Hıfzı Sağ Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de bazı tedbirler alınmaktadır. Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırılabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşabileceği değerlendirildiğinden Ramazan ayı boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırına müsaade edilmemesine, özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kurallarını göz ardı edebilecek değerlendirildiğinde, ilimiz Terme Caddesi'nde Yenice Kavşağı ile Sanayi Cami Kavşağı arasında kalan kısımlardaki ara sokaklarla yaya kaldırımlarının karşılıklı olarak 8.30 ile 2 saatleri arasında bariyerlerle kapatılması ve bu alana vatandaşların kontrollü olarak geçişlerine izin verilmesi, Ramazan davulcuları ile ilgili olarak Ramazan ayında belediyeler tarafından davul çalmak üzere görevlendirilen şahıslarca davul çalınmasına izin verilmesine, bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşabilecek davranışlarını önleyebilmek için Ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar, haneler yerine toplu olarak belediye imkanlarıyla sağlanmasına, bahşiş toplayarak faaliyet yürütmesine izin verilmemesine, Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşabileceği bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırılmasına, üretim sonlandırdıktan sonra sadece üretilen mamullerin satışının yapılmasına, Ramazan süresince sahur saati öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşabileceği bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimiyle özel sipariş alımının sahurdan 2 saat önce sonlandırılmasına, üretim sonlandırdıktan sonra sadece üretilen mamullerin satışının yapılmasına, özellikle dondurma satıcıların önünde yoğunluk oluşabileceği dikkate alınarak bu iş yerlerinin uyarılması ve mesafe koruyacak tedbirleri alınmanın sağlanmasına, iftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler tarafından toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılmasının sağlanmasına, ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin bir şekilde denetlenmesine, Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına, mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ve bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılarak sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollerle ağırlık verilmesine, Ramazan ayı süresince özellikle cadde sokaklarda yoğunluk oluşabilecek tüm unsurlar ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına, Ramazan ayı öncesinde süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin artırılmasına, salgın hastalıkla mücadele yürütüldüğü bu süreçte Ramazan ayı ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma, işletmelere yönelik denetimlerin artırılarak ve gerekli adli idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına, bu kararlara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sağ Kurulu'nun 282. maddesi gereğince idari ceza verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi denildi.